İyi akşamlar. Bir Atatürk'ten Anılar dizimizde yine beraberiz sayın seyirciler. 12 Ocak 1981 tarihinde Atatürk'ten Anılar dizimize başlarken şöyle demiştik. Bu dizide yer alması gereken ama kendilerine ulaşamadığımız birçok kişinin aramızda var olabileceği inancındayız. Kendilerine ulaşamadığımız veya bilgi edinemediğimiz bu kişilerin bizi bağışlamasını dileriz. Ama zaman geçmiş sayılmaz. Programlarımız yayınlandığı süre içinde olsa bile bize başvururlarsa anılarındaki Atatürk'ü ekranlarımıza getirmeye hazırız. Bu akşamki konuğumuz Sayın Selim Aru bu çağrıya uyarak bize yazdığı mektupta şöyle diyor. Sayın Nazmi Kal, 12 Ocak 1981 Pazartesi akşamı televizyonda Atatürk'ten Anılar adlı bir dizinin başladığını bildiren yüzü İsmet Paşa ile olan söyleşilerden tanıdım. Ama bu defa ses başka bir ses olmuştu, değişmişti. Bu ses içimde bir vebal uyandırdı. Bir mecburiyet bütün benliğimi sardı. Anılar çağrınıza uymak cesaretimi bu tazike yorun. Sayın Kal, Atatürk'ün özel kaleminde hizmet tesadüfüm nasibe merbut bir mazhariyet. Ne yazık ki bu eşraf vazifem yalnız 2 sene sürdü. Sonra ikinci adam İnönü, kendi deyimiyle söyleyeyim, aziz emanet olarak bizim hepimizi yaverler dahil yanına çağırdı, bağrına bastı ve hizmete aldı. Bu vefayı burada anmadan geçemiyorum. Atatürk'ün özel kaleminde katiplik vazifem 1936'da başladı, 1938'de o büyük son nefeste bitti. Zamanı kısa, mefareti uzun bir nailiyet. İç ve dış düşmanları kendi göğsünde karşılamış, bütün ömrü mücadele içinde geçmiş bir sürpriz adamın anılarından seçmeler yapmak zor, güç bir ayrım. Bu gerçek önünde benim arzım, o büyük müstesnanın, o yüce tekin güncel yaşamından çizgiler, onun iç silüetine uzanan hatlar olacak. Bu programı düşünen, hazırlayan, ulusa armağan eden siz, mübeccel insanlara gayretleriniz için şükran, şahıslarınız için saygılara bağlı minnetler sunarım, diyor ve anılarını sıralıyor Sayın Selim Aru. Mektup böyle. İltifatlarınıza çok çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Bu mektubu aldık ve Sayın Selim Arun'un evine gittik ve bu akşam izleyeceğiniz programı hazırladık. Cumhurbaşkanlığı özel kalem ikinci katibi Sayın Arun'un size bir başka özelliğinden söz ettikten sonra hemen anılara geçmek istiyorum. Sayın Aru, radyolarımızda, televizyonlarımızda iş dinlediğimiz birçok ünlü Türk sanat müziği eserinin söz yazarı. Bunlardan birkaçını sıralayacağım zamanı almamak için. Yine bir sızı var içimde akşam olduğu diye. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Efendim, mektubunuzda birçok anılar var. Ben bu anılara geçmeden önce çok kendimce ilginç bulduğum, elbette Atatürk'ün yanına ilk girişiniz, onu ilk görüşünüzün herhalde hafızanızdan silinmediği inancındayım. Evet. O anı bize nakleder misiniz? Evet. Sayın Kal, benim Atatürk'le ilk karşılaşmam şöyle olmuştur. 1937 senesi 28 Ekim günü daire tatile giriyor. Kalem Mas Müdürü Süreyya Bey beni çağırdı. Selim Bey, bayramın 3. günü yine kalemde buluşalım. O gün Atatürk'le beraber çalışacağız. 1 Kasım meclisi açış nutku baştan başa değişecek. Heyecanlandım. Sevindim de. Fakat heyecanım kısa zaman sonra sevincimi yendi. Bayramın 3. günü köşke çıktık. Atatürk yok. Nerede diye sorduk. Aldığımız cevap şu. Dün akşam sofra emretmediler. Ben karşı evde çalışacağım dediler ve Makbule Hanım'ın evine geçtiler. Oraya gittik.
Salon hala ışıklar yanıyor. Süreyya Bey kapıyı vurdu. Yorgun bir ses, buyurun dedi. Girdik. Atatürk giyimli, arkasında robe de chambre, büyük masada çalışıyor. Oturun dedi, oturduk. Günaydın dedi. Günaydın efendim dedik. Size günaydın. Bana değil dedi, ben daha yatmadım. Saat kaç dedi, Süreyya Bey 9:30 dedi. O geç, hemen başlayalım dedi. Süreyya Bey dış işlerinden gelen raporları okumaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Sovyet Rusya. Sonra Selim Bey siz devam edin dedi. Notları benim önüme sürdü. Benim sıram Fransa'da. Fransa'yı okumaya başladım. 5. yahut 6. satırda bulunmadığından ibaresini heyecandan bulunduğundan diye okudum. Ve hemen tasfiye etmek istedim. Atatürk müdahale etti. Mühim değil. Fransa'yı geçelim. Onun geleceği flu görünüyor. Karanlık yani. Evet. Sisli, puslu görünüyor dedi. 7 sene sonra Hitler'i Paris'te görüyordu sanki. Birinci ilk karşılaşmam bu. Anılarım 30 Ağustos. Evet. 1937. Yurdun her tarafından kutlama telgrafları geliyor. Bunların arasında Milli Türk Talebe Birliği Cemiyeti'nden gelen bir telgraf var. Fevkalade hassas duygularla yazılmış, her kelimesi aşık bir metin. Akşam ayrıldık, normal mesai bitti. Gece yarısı kapım çalındı. Açtım, köşkten bir servis arabası. Hasan Rıza Bey size acele köşke istiyor efendim dedi. Saate baktım 12. Merak ve telaş içinde giyindim. Hemen köşe çıktım. Hasan Rıza Bey'i buldum. Arkada sefirler odasında Vedit Bey sizi bekliyor. Buluşun dedi. Köşk kalabalık, mahşer. Sofra dolu, bayrak renginde bir topluluk. Çoğu al al general. Vedit Bey'i gördüm. Titriyor heyecan içinde. Gel kardeşim dedi. Atatürk bana bu telgrafın arkasına şu cevabı dikte etti. Ben daktilo makinesini ancak şimdi buldurabildim. Halbuki bana derhal yazın getirin hemen çekilsin diye emretti. Bana yardım eder misin? Vedit Bey, Vedit Uzgören. Evet. Başbakanlık eski hususi kalem müdürü. İsmet Paşa istifa ettikten sonra Atatürk Vedit Bey'i Kütahya milletvekili yaptı. Ve hemen her akşam sofrasında bulundurdu. Böylelikle ayrılmış İsmet Paşa'nın sofra konuşmalarından haberli olmasını onun en yakini tarafından sağlamak istiyordum. Bu jestiyle de siyasi hayatımızda ince bir geleneği başlatıyordum. Telgrafı yazmaya başladım. İçeriden o büyük ses geliyor. Sesin içinde yanan cümle şu. Yüksel Türk, senin yükselmene hudut yoktur. Ve bu ses bütün köşkü çınlatıyor. Telgraf bitti. Vedit Bey aldı, sofraya götürdü. Atatürk tekrar misafirleri okumak istedi. Boğazı kurumuştu, sesi çıkmıyordu, okuyamadı. Telgraf elinde, gözleri tavanda, kendi kendine mırıldanıyordu. Yüksel Türk, senin yükselmene hudut yoktur. Yükseklere doymayan bir bakışı vardı.
1936 Trakya manevraları. 37 pardon, Trakya manevraları. Atatürk Florya'da her gün manevralara gidiyor, akşamüstü köşke dönüyor. Bir sabah Atatürk hareket etmek üzere Hatay'dan bir şifre telgraf geldi. Uzun bir telgraf. Hasan Zabi'yi aradım, henüz şehirden dönmemiş. Celal Bey'e telefon ettim, baş habere. Hemen açın, bize yetişin dedi. Tabii bir 15 dakika sürdü telgrafın açılması. Derhal bir servis arabasıyla takibe başladım. Mimar Sinan mevkiinde, Kırmızı Kuvvetler'in karargahında, dost kuvvetler şimdi aksi oldu. Evet. Dostlara mavi, düşman kısmına mavi, kırmızı deniyor. Evet. Atatürk Kırmızı Kuvvetler karargahında muharebe vaziyeti hakkında bilgi alıyor. Gelen keşif raporlarını dinliyor. Raporların birleştiği nokta şu: düşman dün gece İzmit'e bir çıkarma yaptı. Bir koluyla Tütün Çiftlik ve Hereke istikametinde ilerliyor. Bir yürüyüş kolu da Gebze istikametinde. Bu tatbikat İtalya'nın boğazlara taarruzunu faraziye alan bir harp oyunu. O sırada dört nala bir süvari yüzbaşı geldi. Atından atladı ve düşman Kilyos'a çıktı dedi. Atatürk şoke oldu. Hemen otomobile atladı. Biz de tabii peşinden boğazın üst yakasından Karadeniz'e gidiyoruz. Gitmiyoruz, uçuyoruz. Yolda öğreniyoruz ki mavi kuvvetler bir gece evvel değil, iki gece evvel İzmit'e çıkarma yapmışlar. Ve bir oyalayıcı, aldatıcı bir tertip da bulunarak gece, iki gece zecri yürüyüşle Alemdağ üzerinden Şili'ye inmişler. Sabahın alacakaranlığında da araba vapurlarıyla Kilyos'a geçmişler. Yolda öğrendiğimiz bunlar. Sarıyer yakınlarında bir ağaçlık yerde durduk. Fundalıklar arasından mavi bir general çıktı ve bize doğru gelmeye başladı. Saçı sakalı birbirine karışmış, orta boylu bir general. Atatürk otomobilden indi. Dur gelme Muğlalı, ben sana geleceğim dedi. Mustafa Muğlalı. Evet. Rahmetli analım. Evet efendim. Ve gitti, elini sıktı. Şöyle dedi: Mussolini senin gibi gelirse beni yoracak. Evet. Ve hemen arabasına bindi Atatürk. Ama gelen bir Türk generaliydi tabii. Evet efendim. Bir tabii, manevra. Tabii, şüphe evet. Yok. Nitekim onu arz edeceğim. Atatürk arabaya bindikten sonra arabayı selamlayan Muğlalı Paşa'nın sağ gözü ıslanmıştı. Toz mu kaçmıştı bilmem. Evet. Efendim 1936 senesi Montre'de Boğazlar Konferansı başladı. Atatürk bizzat ilgili. Bunun için Florya direkt telefonla Montre'ye bağlandı. Her akşam Refik Amir Kocamaz, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü bize günün müzakere özetlerini veriyor. Bu da geç vakitlerde oluyor, 24'e doğru. Fakat Atatürk bu raporları almadan yatmıyor. Günler böyle geçti. Bir akşam gelen rapor da şu: bugün çok hararetli müzakereler oldu. Hemen her delege asabi konuşmalar yaptı.
Sonunda iki delege yine sinirli tavırlar içinde konferans salonunu terk etti. Arz ederim, Tevfik Rüştü Aras. Atatürk'ün hemen verdiği cevap şu: siz de İsviçre'yi terk edin. 1938 Temmuz, Atatürk Dolmabahçe önünde, Demirli, Saban orada. Yatı çok seviyor. Esasen denizi çok seviyor. Bunun çarpıcı kanıtı da Florya Deniz Köşkü. Denizin ortasında ev yapmak kimin aklına gelir? O sürpriz adamın gönlünden başka. Ben kameramda çalışıyorum. Atatürk'ün berberi Rıdvan, aynı zamanda bakıcısı, geldi. Hem ağlıyor hem gülüyor. Ne var, ne oldu dedim. Efendim, Atatürk biraz evvel bana Doktor Neşet Ömer Bey'i sordu. Gemide mi, çıktı mı dedi. Bilmiyorum, bakayım efendim dedim. Her tarafı aradım, bulamadım. Efendim, bir yerde yok. Herhalde çıkmıştır dedim. Bana dondurma getir dedi. Ben tereddüt ettim. Çünkü dondurma değil, soğuk su dahi yasak. Atatürk 52 kilo, zayıf. Sana söylüyorum, bana dondurma getir dedi. Tekrar etti. Ben de gittim, getirdim. Daha bir kaşık almadan güvertenin sonunda Neşet Ömer Bey gözüktü. Atatürk derhal elindeki dondurma tabağını denize fırlattı. Evet, Atatürk yatı seviyor. Fakat doktorlar sevmiyor. Gündüz sıcak. Fakat akşam serin denizin üstü. Doktorların endişesi de ufak bir soğuk algınlığı. Çünkü arkasından zatürreye. Bunun için münasip zamanlarda Atatürk'e teklif ediyorlar saraya geçmek hususunu. Atatürk saraydan ziyade Ankara'yı istiyor. İlle evimize gidelim. Ankara'ya evimiz diyor. Nihayet ikna ediyorlar. İyi ama ben halsizim. Nasıl gideceğim? Efendim bir sedye koyarız der demez feveran ediyor. Sedye kelimesine Sureti Katiye'de muharız. Halka böyle gözükmek istemem diyor. Nihayet bir kanepe üzerinde akşam karanlığında saraya geçiriyorlar. 27 Ekim nöbetçiyim sarayda. Öğleden sonra Hasan Rıza Bey geldi. Hatay'dan bir haber var mı? Soruyor dedi. Biliyorsunuz Hatay'ı gayet yakından takip ediyor. O haliyle. Hayır, bir şey yok henüz efendim dedim. Ben çok uykusuzum, bu akşam gidip evde uyuyacağım. Yarın bayram, erkenden gelirim dedi ve gitti. Ben de bayram için gelen telgrafları tasnife başladım. O sırada Hatay'dan bir şifre telgraf geldi. Celal Tevfik Karasapan, elçi. Hasan Rıza Bey yok. Mecburen başhaber Celal Bey'i aradım. Atatürk'ün yanında dediler. Buldum. Telgrafı siz getirin. Belki acele cevap emreder dedi. Götürdüm. Atatürk'ün odası kapısı açık. Celal Bey ayakta. Atatürk şezlonga uzanmış. Yanındaki koltukta Salih Bozok oturuyor. Ben içeri girdim. Denizin üstünde bir vaveyla koptu. Atatürk birden irkildi ve pencereye doğru gitmek istedi. Salih Bey ve Celal Bey koluna girdiler. Pencereye götürdüler.
Koleli talebeleri, bütün mektep bir vapur tutmuşlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı'nı denizden kutlamaya gelmişler. Atatürk eliyle camı şöyle sildi. Sonra şöyle yaklaşarak ince o sesiyle sen ne büyük milletsin dedi. Tekrar şezlonguna getirdiler, oturttular. Benim elimdeki kağıtları gördü. Nedir o dedi. Hatay'dan Şifre Paşa'm dedim. Aldı. Uzunmuş. Bende kalsın dedi. Celal Bey'le çıkıyoruz. Seslendi. Celal Bey, geçen defa Mim Kemal Bey suyu alırken benim canım yandı. Ne yapsak acaba? Celal Bey de izin verirseniz bu defa Mim Mehmet Kamil Bey alsın. Ya öyle yapalım, iyi olur dedi. Çıkıyoruz kapıdan. Tekrar seslendi. Vazgeç. Yine Mim Kemal Bey alsın. Gönlü kalmasın dedi. Kendi canının acıması bahasına başkasının kalbini acıtmamak endişesi. Evet. Evet. Anılar çok güzel. Ben hiç araya girmedim. Girmedim. Bir şey sormadım. Evet. Çünkü anıları sıraladınız. Evet. Herhalde sonuna geldik. Evet efendim. Evet. Ben sonuna gelmişken bir şey sormak istiyorum. Bu güzel anılarınızı araya girmedim ama buyurun siz efendim. Bu kadar güzel Türk sanat müziği eserlerini, güftelerini yazan bir şair olarak, şair diyelim. Atatürk için hiçbir şey yazmadınız mı? Bir ağıt var efendim. Birkaç tane haber yazdım. Evet, onu rica etsek. Estağfurullah. Türkiye, eser yurdun, adınla yaşayan ülken. Onuru yerden kaldırdı, kılıçta parlayan öfken. Şahlandırdın millette bildiğin o damarı. Kocatepe'den atlayışın, hakkın kine şamarı. Metris, Tınas, Belen, kanadını denediğin tepeler. Kuyulara sindi, yerde gölgeni gören çeteler. Afyon'dan uçtu, zafer kişneyen atlar. İzmir suyuna düştü, yara almış inatlar. Düğüne gider gibi heykelinde, sırtı gülleli bacım. Cihanı saran yangın oldu Samsun'daki kıvılcım. Cephelerde naramız, meydanlarda marşımız. Tarihler kımıldadı, yıkılınca karşımız. Esir ölenler, kırılmaz sandınız demir tuzağı. Kalkın görün, zincirin üstünde duran ayağı. Düşmanın üstünden sıçradın, Karadeniz'e saptın. Sakarya'da kurduğun çadırı Ankara'da vatan yaptın. Hünerine şaştı akıl, çıldırdı hayal. Masal içinden çıkmış gibi Mustafa Kemal. Her yeni gün yeni hasret sana inan. Her gece rüyamızda dolaşan sarışın kaplan. İstiklal ve hürriyet senin gönüllün atam. Dünyayı göğsünde karşılayan millet adam. Gül tarlasına benziyor bayrak bayrak vatan. İçimizde doğan, başımızda koşan, işimizde yorulan. 29 Ekimler gelin duvaklı akşam. Tefneli güvercinler, anıt pervanen atam. Bir ulusa can veren ruh, toprakta diner mi? Güneş de ufukta her gün batar, fakat biter mi? Çok teşekkür ederiz efendim. Estağfurullah. Hem anılarınız için hem bu güzel şiir için. Sayın seyirciler, Atatürk'ten Anılar dizimizde bu akşam. Cumhurbaşkanlığı
Özel kalem ikinci katibi Sayın Selim Arun'un anılarını dinlediniz. Gelecek hafta bir başka konukla yine beraber olacağız. Hoşça kalın.